Nereden çıktı bu şarkı gönderme işleri? Sana seçtim. Bence günün şarkısı budur. Hadi bakalım. Benim şimdi kapatmam lazım. Okula geç kalıyorum. Öpüyorum seni. Tamam, kapa kapa, hadi kapa. Kızım şunu yapma, ne olur ya, yapma işte. Tamam be, Allah Allah. Hayır, sen de karanlık kilitli odalarda mı büyütüldün, anlamadım ki. Her şey korkuyorsun, zıplıyorsun falan. Ne haber? Ne iş? Hiç için fazla asık bir surat. Ne oldu, dökül bakalım. Karnı iyice belli olmaya başladı. Umutsuz aşk meseleleri. Hayır, adamın haberi yok biliyorsun değil mi çocuktan? Çocuğa da sahip çıkmayacak. Sahip çıkması için haberinin olması gerekiyor zaten. Ayrıca adam ünlü, zengin bir iş adamı. Riske atar mı hiç kendisini? Yani bozar mı sence o cici ailesini? Ya tamam ama... Yani sonuçta Tülin'i bu hale getirdi değil mi? Bence adama söylememiz lazım. Hop, yavaş. Sahip çıksın. Biz buna karışamayız ya. Tamam da kız tek başına ne yapacak Ceylin? Yani belki okulu bırakmak durumunda kalacak. Şimdi anlaşıldı asıl mesele. Uzaktan da olsa sevemeyeceğim sendromu. Ya ne alakası var Ceylin? Ne alakası var ne? Kızın geleceği için. Ya tamam, haklısın. Evet ama kimse kimsenin hayatını tek başına karartmıyor. O da bu durumu kabul etmiş. Biz bir şey yapamayız yani. Hadi kalk, derse geç kalacağız. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu bir sorsana bakalım. Okulu bırakacak mıymış, bırakmayacak mıymış? Yani zor. Annesi babası yok tek başına. Ne yapacak kız? Tamam ama sen yine de bir sor belki. Soramam. Sen sorarsın 2 dakika. Sonra da bir ara sorarım hadi, ya. Hadi hadi, yapıştık git. Ne haber? Bebiş nasıl? İyidir herhalde, bilmiyorum ki. Tekme falan atıyor mu ya arada? Yani sanki. Ben de kalkıyordum. Ben yardımcı olayım. Çantanı ver istersen. Cansın kanka ya. İstersen ver onları da bana. Yok, ben hallederim. Tamam, hadi git. Tamam babacığım. Tamam. Hadi sen de kendine iyi bak. Öpüyorum çok. İyi yolculuklar kaptan. Babamın seferi bitiyormuş. Cuma'ya burada. Ya yavaş ya, bir dursana. Almış mı bana bilgisayarımı, dedi mi? Ne bileyim İnci ya. Sor demiştim ama. Demedi mi? Dedi de ben sana söylemiyorum. Ya yapma diyorum. Annem duymuş mudur? Git söyle bakayım. Annem ablama gitti. Ne ara? Bir ara. Deniz'in ateşi çıkmış. Parladı, hastaymış. Biraz siz yemeğinizi yiyin dedi. Osman mesaide miymiş? Hmm. Mesai Osman ya. Baksana kapıya. Yine hadi ben? Beni de sal. Ders çalışacağım. Ne oluyor ya? Servet. Servet beni gördü. Tabii anladı hamile olduğumu.
Bebek kimin diye sordu, benden mi dedi. Ben de hayır diyemedim. Öldürecek beni. Ya bebeği de sen de öldüreceğim dedi. Ne yapacağım ben? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay, bu ne be? Suyun mu geldi senin? Bilmiyorum ki, daha önce doğurmadım. Su mu bu? Sancın var mı peki? Yani bir ağrı var ama sancı mı bu? Ay, Aylin'e de böyle olmuş. Gel, gel otur. Al Ceylin, olmaz. Ben doğurmak istemiyorum. Otur, sakin ol. Sakin. Nefes al. Engin'i ara. Sakin. Doğurmayayım ben ya. Arasana Engin'i diyorum. Ay kaldırma. Tamam. Ceylin, nefes doğuramam, doğuramam. Bütün gün veli görüşmem vardı. Ay, bu ebeveynler gerçekten çok enteresan ya. Yani çocuklarını hiç tanımıyorlar. Hayır, biz sorun neyse onu söylüyoruz. Yok efendim, bizim çocuk asla yapmaz. Ay, mümkün değil hocam. İmkanı yok. Vallahi dünyadan haberleri yok ya. Sevgili ailem, benim yarın karar duruşmam var. Ben çalışma odasına çıkıyorum. Size afiyet olsun. Allah. Engin'cim, çok sessizsin. Bir sorun mu var? Pardon anne. İnce, ne haber Fıstık? Tamam, geliyorum, geliyorum. Geliyorum hemen. Aa. Bütün bunları ben mi yiyeceğim? Allah Allah. Leyla. Leyla, geldim. Geldim, aşağıdayım, geldim. Tamam, iyi, tamam. Geliyoruz ya, tamam. Çıkıyoruz. Dikkat et. Kapıya ben gelin. Tamam, tamam Tülor. Başaracağız, başaracağız. Sakin kal, tamam mı? Ceylin, doğuramam. Ben doğuramam, doğuramam. Gerçekten doğuramam. Aç telefonu, telefonu al. Çantamı al, çantamı al. Bekle, bekle. Tamam, bekle. Bekle, bekle. Tamam Tülor, bekle. Nefes al. Doğuramam Ceylin, doğuramam. Gel, gel hadi. Sen annemlere söyle. Tamam, idare edersin, geç. Sakin ol, tamam, tamam, tamam. Yok bir şey. Geç, geç, az kaldı. Az kaldı. Yürüyebilecek misin? Yürürüm ama doğuramam Ceylin. Hadi gel. Hadi tamam, gel, tamam. Tamam. Geçir, geçir, ver bana şunları. Bana haber ver, tamam, ama tamam mı? Hadi gel. Gel, gel, gel. Nefes al, nefes al. Tamam, tamam. Doğruyor mu gerçekten? Yok canım, sen doğruyor. İyi misin? İyi misin? Nefes alsın. Değilim, sakin. Tamam, sakin. Halledeceğiz, tamam mı? Hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Hastaneye gidiyoruz. Doğuramam ben, doğuramam, doğuramam. Her şey gidecek, her şey gidecek. Koş, 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 koş. Tamam. Doğuramam ben. Nereye gidiyorsun? Koş, hastaneye gideceğiz, ben sana soracağım. Geç. Geç hadi. Tamam, dikkat. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Alıyorum. Hadi. Doğuramam ben. Doğuramam ben. Tamam. Tamam. Şu an tamam. Şey, okay. Tamam, sakin ol, tamam mı? Tamam. Nefes. Her şey kontrol. Hadi. Tamam, okey. Aa. Dur. Hadi. Ya bunu cinayet mi işleniyor, insan mı doğramıyor Ceylo yani? Bu ne ya? Öldü mü acaba? Ay, sana panik anlarında konuşmayı yasaklıyorum. Ne bileyim ben, ne dedim biliyor muyum Allah aşkına? Bilmiyorsun. Genelde de bilmiyorsun. Panik anlarında hiç bilmiyorsun. Sus. İyi mi Tülin? Gözünüz aydın. Sağlıklı bir kız. Kız olmuş. Kız olmuş. Kız olmuş. Engin. Kız olmuş. Diyorsun ya bir... Aa. Bu ne havaya girmek? Bir sakin ol ya. Ne bileyim ben böyle herkes iyi diye biraz. Görebiliyor muyuz peki? Görürüz birazdan. Ağla bir de istersen. Yok öyle. Kız olmuş. Ay bu ne ya? Küçücük. Ay çok güzel, mercimek gibi bir şey bu. Ama bunun burnu yok. İki tane nokta var orada kocaman. Nefes alabiliyor mu acaba? Yazık. Çok komik. Annesi zen yaparken bunun burnunu unutmuşsun galiba yapmayı. Çok komik bir çocuk ya. Adını ne koyacaksın? Düşünmedim. Biz yardımcı oluruz sana. İstersen değil mi? Mesela Bade olabilir. İnci. Hayır. Tamam ya, biz buluruz ya, biz buluruz ya. İsmini buluruz bu küçüğün, buluruz bu ismi. İşlemlerinizi hallediyoruz. Bir saate taburcu olabilirsiniz. Çok süper. Teşekkürler, sağ olun. Tamam.
çok güzeldi. Ben işte arabayı getirdim zaten. Çok da yürümeyeceğiz. Bu minik burunda üşümeyecek. Açtım. Şöyle. Sen... ya da sen bana ver. Ver bu setanı. Ben öyle, arkada otururum. Öyle mi yapalım? Ver. Öyle yapalım. Tamam. Al bakalım. Çok tatlı. Gel ben sana açayım. Oturmana yardımcı olayım. Kimliğimi unutmuşum. Ben alır gelirim ya. Geliyorum ya. Alırım ben. Bin sen arabaya. 2 dakika. Tamam. Oğlum niye sen gitmedin? Ne bileyim ben kendim giderim deyince. Bu koptu. Şokta şu an farkındasın değil mi? Galiba öyle oldu ya. Falan da unutmamış, yalan söylemiş. Ben arıyorum, arıyorum, açmıyor. Nasıl yok ya? Yok işte basmaya. Kızım bu bize kakalı bebeği gitti. Bak ben sana söyleyeyim, ne yapacağız biz şimdi bebekle? Resmen kaçtı. Hayır, ne yapacağız? Bıraktı, bize bıraktı. Şimdi bir şey yapamayız yani. Ben anlamam çocuk falan, nasıl? Hah, gerçekten. Ya bebek... Sakin ol, dur bir. Ceylin. Ya dur, 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 dur. Allah'ım düşmeme izin vermiyorsun ya. Meselemiz tatlılığı değil. Bu bebeği ne yapacağız? Yani kız yer yarıldı, içine düştü diyorsunuz öyle mi? Her yere baktık. Yok. İşte yurda baktık. Yok bir de bir arkadaşında kalıyordu genelde. Onda da yok. Hiçbir yerde yok baba. Kimi kimsesi? Anası, babası, ne bileyim kardeşi? Hiçbir şey yok mu ya? Bildiğim kadarıyla bir akrabası falan da yok. Ya ağaç kovuğundan mı çıkacak? Ne? Ya çocukların ne günahı var? Ne bağırıyorsun? Bana bak. Eminsin değil mi? Bu velet senin değil değil mi? Hayır baba ya. Niye size bıraktılar o zaman? Çünkü biz en yakın arkadaşlarıyız. Aman ne mükemmel arkadaş seçimi. Skandal. Kim bunun babası peki? Servet Komand. Ne? Emin misiniz? Ya saçmalamayın. Maalesef öyle. Eyvah. Ya karısı ilişkilerini öğrenince de ayrıldılar. Sakın bana. Bu hamilelikten adamın haberi yok deme. Peki karnı burnunda olduğun adama niye söylememiş bu salak kız? Ya dememiş işte. Yani korktu, gurur falan yaptı belki baba. Ne gururu ya? Ne gururu? Bebeğin en yakın arkadaşları bırakıp kaçan da gurur mu olur? Tamam o zaman. Servet Bey müjdeyi siz verirsin. Hadi kaldırın bunu buradan. Acıktım ben. Hadi. Ya zaten tesadüfen Tülin'i görmüş. Adam tehdit etmiş. Seni de öldürürüm, çocuğunu da öldürürüm demiş. Yani sonra yurt dışına çıkarmayı teklif etmiş tabii de. Tülin hayır demiş. Salakmış yani. Çocuğu babasına veremeyiz yani. Verelim. Babası değil mi? Ne yapacağını o karar versin. Ya şu an evliliğini bozar mı bu adam ya? Hadi verdik diyelim. Ne yapacağını bilmiyoruz çocuğa. Hem belki Tülin gelecek ve çocuğum nerede diyecek. Bu ateşli savunmana bir de çözüm eklersen Ceylin Hanım şahane olur. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Siz de bize yardım edeceksiniz Yekta Bey. Bu çocuğu saklayacağız. Biraz sütünü. Ay, çok tatlı. Annesine benziyor.
Engin. Hadi al şunu, gidiyoruz. Ne bakıyorsunuz bönbön? Hadi paketleyin şunu. Dur bir sütünü içsin ya, bitirsin. Bakıcıya benzer bir halim mi var? Ya işim gücüm var benim. Yer bul dedim, buldum. Hadi Engin. Dur bir 5 dakika. Birkaç bezi, maması falan var. Onları da koyayım da öyle gideyim. Kırılmaz, korkma. Hayatta kalmaya programlı o şimdi. Senden güçlü mesela. Durun, ben de geleceğim. Kime vereceksin bileceğim. Ver. Tamam, dur sen otur canım benim. Şöyle yavaş yapalım. Ay. Durun. Bunu alacağım ben. Ben. Evet, bebek yuvasına kavuştu. Onlara torun gibi şimdi şahane de bakarlar. Yardım edeceksin değil mi baba? Başka türlü kabul ederler mi sence canım oğlum? Hayır, insanın bazen kendi öz evladına bakması için bile üstüne para isteyesi geliyor yani. Neyse, çekil. Geçici olduğunu biliyorlar değil mi? Dedim ama bakalım öyle mi olacak? Hayır, Tülin şu an panik gelip alacak yani çocuğunu. Tabii tabii. Hadi, işim gücüm var benim. Sıla, efendim Ceylin. Tülin'i gördün mü? Hayır ya, kaç gündür yok, kimse de ulaşamıyor. Hay Allah'ım, biz de bir haftadır arıyoruz. Tülin geldi, ben gördüm. Nerede? İletişim binasına girdi. Tamam, sağ ol. Ne var Engin ya? İn in in, başım etini yedin. İyi ki hemen gel dedim. Bravo, gir içeri. Ne var? Bunu izlemen lazım. Ne bu? Seyret. Arkamda görmüş olduğunuz bina Servet Konmant'ın düştüğü bina sayın seyirciler. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre olayın intihar değil, cinayet olduğu anlaşıldı. Katil zanlısı Tülin Sevden, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Zanlı emniyet güçleri tarafından saklandığı okulda yakalandı. Servet Konmant'ı ittiğini itiraf ettiği anlaşıldı. Şu anda merkeze götürülen zanlının maktulle arasındaki ilişkiye dair ise maalesef bir bilgi yok. Ya. Gerçekten itmiş adamı. Öyle görünüyor işte, baksana itiraf etmiş. Peki bebeğe ne olacak şimdi? Bebek babamın bulduğu ailede kalmaya devam edecek. Yani Yekta Tilmen yine haklı çıktı. Bizim Tülin'e yardım etmemiz gerek. Ne yapalım kızım, yani itiraf etmiş işte, tutuklanmış, tamam. Ya tamam da evet, Tülin itti, adam da düştü öldü. Ama belki nefsi müdafaa, bilmiyoruz ki nasıl olduğunu. İyi tamam, babana gidelim, o bize yardımcı olur. Giriyorum ben 2 dakika. Çantamı, montumu falan alıp geliyorum. Bekle burada.